bir montaj sayfası açtık. Görüntümüz şu anda konik perspektifte. Zoom yaptığınız zaman daha çok belli olur. Sizlerden ricam, şuradaki Top View'in sağında bulunan oka klikleyin. Şuradaki Configure View'e klikleyin ve konikal perspektiften normal perspektife geçin. Normal perspektifi bir defa klikleyin. Program normale gelecektir. Programda animate etme özelliği de var. Şu an onu göstermeyeceğim. Sadece bilin diye söylüyorum. Kinematiğin içerisinde animate var arkadaşlar. Kinematiğin içerisinde animate var. Buna bir defa tıklayın. Karşınıza bir oynatıcı geliyor. Burada play düğmesine bir defa basın. Bunu buradan yapabilirsiniz. Bu yaptığınız şeyi record ile kayıt edebilirsiniz. Örneğin 6 saniye değil 2 saniyede yapsın bunu diyorum. Daha hızlı bir şekilde yapar. Devamlı yapsın diyorum. Burada oynayabilirsiniz. Tabii önceden tanınmış bir şey. Bu şöyle bir şey arkadaşlar. Burada kinematik dediğimiz kısımda senaryo yazıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki 2 saniyede şu pedallar şu merkez etrafında 90 derece insin. Yani siz burada senaryo yazıyorsunuz. Mantık bu. Kinematik olayında. ESC'ye basın lütfen. Kinematikle bir işimiz yok. Şimdi yapacağımız işlem bu sayfanın teknik resmi atıyoruz şimdi bunu. Yeni bir sayfa açın kendinize. Teknik resim olsun. Bizim anteti kullanabilirsiniz. Fark etmez. İsterseniz antetsiz de olabilir. Açtınız mı arkadaşlar? Draft ve design sayfamız var. Yeni bir draft sayfası açtık kendimize. Okey, okey. Yapacağınız işlem görünüşü çağırmak. Ama bu bir assembly sayfa dosyası olduğu için normalde program part seçmeye endeksi burada. Siz o yüzden assembly butonunu tıklamanız lazım. Ben bir montaj çağıracağım demeniz lazım. Komut o assembly'ye açık olduğu için hemen görüyor burada. Gördünüz mü? İster buradan şöyle seçin. İsterseniz burada herhangi biri klikleyin. Aynı şey olur. Seçtim. Pencere karşıma geldi. Burada ön görünüşü kendiniz belirleyin. Bu benim ön görünüşüm olacak dedim programa. Smoothlar half dedi, o yarı güçlük göstersin dedim. Hiddenları kesit çizgi göster dedim. Katı gösterme, smoothları göster. Her şeyi yaptım buraya. Okey diyorum. Neyi ya? Görünüş çağırıyorsunuz. Nasıl çağırdık görünüşünüzü? Yanlış yere girmiş. ESC'ye basın. Basın. Görünüş nasıl çağırdık biz? Görünüş çağırma. SMB. Hayır, artık assembly'le bir işiniz yok. Hmm. Teknik resme nasıl modeli çağırırsınız? Oraya gelin. Ne yapıyorduk? Main wave, en üsttekini klikleyin. Sol taraftan en üstteki. Sol taraftaki barlardan en üstü. Kontrol komutuna girin. Kontrol komutumuz nerede? Kontrol. Ha, onun bir üstündeki. Evet o. Ha, orada assembly butonu var. Gördünüz mü? Sağ. Aşağı. Komut satırını. Evet. Ona klikleyin. Şimdi assembly butonun olduğu bir yere klikleyin. Assembly'nin olduğu sayfaya da bir yere klikleyin. Boş bir yere. Tıklayın. Evet. Okey deyin. Bana bir büyük geldi. Ben bunu 10'da 4 yapıyorum. Bu da büyük geldi. 10'da 3 yapalım. Evet, 10'da 3 iyi. Aslında 10'da 2 bile olurmuş buraya. 10'da 2 yaptım ben. Antete sığsın diye. Klikledim. Buraya bunu yerleştirdim. Sonra sağ tarafa getirdim mouse'umu. Buradayken sağ klik yaptım. Program düşünüyor çünkü sol yan görünüşü buraya klikledi. Aşağıdayım. Bir sağ klik daha. Üstten görünüş. Sağdayım.
Bir sağ klik daha. Buraya da bir perspektif. Şunu da şuraya biraz yukarı koyayım ki, çünkü buraya ben biraz sonra şey yapacağım. Ne yapacağım arkadaşlar? Evet, montaj antresi. Bill of Material yapacağım. Faturalandırma. Sonra buraya büyütüyorum. Her şey burada hazır. Yapacağımız işlem şu. Otomatik olarak kendisinin ölçülendirmesini istiyoruz. Bill of Material'a giriyoruz. Buraya kadar gelemeyen var mı? Tezer Bey? Bir şey oldu ya. Bill of Material'a girin. Orada Automatic BOM Index var. Klikleyin buna. Standartın içerisinde bulunan üstten ikinciyi seçin arkadaşlar. Tamam mıyız? Okey deyin. Ne diyor bakın? İki boyutlu resmi seç diyor. Bu dedim. Ben bunu gördüm diyor. Beni izleyin lütfen. Ben bunu gördüm diyor. Bana bir nokta göster diyor. Pozisyonlamak için entity diyor. Veya title'ı göster diyor. Biz bununla aynı olsun diyerek şuradaki bloğu gösterdiğim zaman program her şeyi buraya koydu. Numaraları, adetleri, özellikleri, malzemeleri ve açıklamaları. Peki bitmedi. Çünkü burası index kısmı boş. Hani 1, 2, 3 numarası. Çünkü benden görünüşü göstermemi istiyor. Bu görünüş diyorum. Numaralar hazır. Bakın gayet nizami bir şekilde. Ve her şey burada hazır. Efendim? Yok yok kesinlikle. Solid? Ne anlamadım ya. Var var. Siz, hepsinde var. Bütün programlarda var. Örnek parçamız. Var mı bir soru son arkadaşlar? Evet, parçayı şey yaptık ya, define ettik ya, orada material yazsaydınız bunlar Türkçe olarak gelirdi. Bu designation kısmına define part'ta yazdık yani gövde, kapak diye onlar gelecek. Adetleri kendisi buluyor zaten, indeksleri kendisi veriyor zaten, malzeme var, comment dediyse açıklama. Bir de bunu nasıl dışarıya atıyoruz diye söyleyebilir misin? Dışarı atma? Yani, Excel'e mi? Excel'e. Bunu mu? Tamam. Bill of Material'a geldik. Geldik mi arkadaşlar? Bakın burada bir export table yazıyor. Gördünüz mü? Export table. Seçtim. Table'ını göster diyor. Gösterdim. Burada navigatör. Bunu dağıtacağız diyoruz. Ve nereye istersin bunu diyor. Masa üstünde. Bunu TXT olabilir, Excel olabilir. Burada Excel'ler yok, o yüzden TXT yapın ki görebilin arkadaşlar. Bir isim verdim ben masa üstünde, Gök TXT. OK dedim. Bir OK daha demeniz lazım. Her şeyi buraya attı. Index, number, designation, meter ve common. Dedim ya, Excel yüklü olmadığı için Excel yapmayın diye. Buradan her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Şunu katı görünüş yapmak istiyorum. Ne yapabilirim arkadaşlar? Fikir olan var mı? Perspektifin katı göstermek istiyorum. Modify element, tıkladım herhangi bir yerine, shading wave yapıp OK diyorum, güncelle diyorum, sağ klik diyorum. Şimdi always demem aslında hata, çünkü sadece buraya güncellense boşuna zaman kaybetmeyecekti. Doğru değil mi?
Evet, bakın böyle çok daha hoş gözüktü. Şu mu? Bu kareleme eksenlerin, pardon, planelerin gridleri. Tamam mı? Burada gördüğünüz planelerin hiçbirisi gözükmüyor. Ne bu, ne bu, ne bu, ne bu. Yatay yapmışsın da o yüzden. Yani dikey yapmış. Yatay yapman lazım. O ayarlarken. Geri gelmen lazım. Close'la. Setup'da yapman lazım onu. Tamam mı arkadaşlar? Evet.